Bandırma'dan geliyoruz gazeteciler cemiyeti olarak. Ben 51-53 yaşındayım. Bu yaşıma kadar böyle bir güzellik görmedim. Şu an Şavşat'tayız. Yeşil, beyaz, doğanın rengarenk desenlerle bezenmiş bir doğa seyrediyoruz şu an. Adeta ben büyülendim. İnşallah herkese buraları görmek nasip olur. Karadeniz'in muhteşem doğasını görüyoruz ve gerçekten hayran kaldık. Burada da çok güzel karşılandık. Şavşat Belediyesi, Artvin Gazeteciler Cemiyeti'nin de ev sahipliğinde. Çok güzel bir yer burası. Buraya mutlaka herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz. 3-5 günlük çok güzel bir gezi programıyla ömrünüzü ömür katabilirsiniz diyorum. Merhabalar, biz Bandırma'dan, Bandırma Gazeteciler Cemiyeti olarak Şavşat'ı ziyarete geldik. Burada çok daha farklı bir dinginlik, çok daha farklı bir huzur var. Umarım çok daha güzel yerlerde olabilir Şavşat ilçesi. Çok keyifli bir yer, bütün Türkiye halkını buraya davet ediyoruz. Kesinlikle herkesin görmesi ve gezmesi gereken bir doğa harikası. Olduğu için. Şavşat Karagöl'de çağ gibi. Şavşat Karagöl'de çağ gibi. Ocak başında almamız gerekiyor. Bugün burada çok kıymetli misafirlerimiz var. Bandırma'dan, Artvin'den ve ülkemizin diğer yörelerinden onları misafir etmekten onur duyuyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Şavşat'ımızın Karagöl mevkiindeyiz. Karagöl malum turizm literatüründe yer edinmiş, bir marka değerine ulaşmış. İlçemiz Meşeliköy hudutlarında yer alan bölgemiz. Bandırma Gazeteciler Cemiyeti olarak İçişleri Bakanlığı'yla birlikte ortaklaşa hazırladığımız bir basın ve kamu oluşturma platform projesi kapsamında Karadeniz gezisindeyiz 15 arkadaşımızla birlikte. Karadeniz'e ilk geldiğimiz andan itibaren muhteşem bir doğa karşıladı bizi. Bu Trabzon-Rize gezisinin 3. ayağı
Artvin. Dün Artvin'deydik, bugün Şavşat'tayız. Diğer yerlerde olduğu gibi burada da doğası kadar, hatta doğasından da güzel yürekli insanlarla tanışma fırsatı bulduk. Eyvah. Kayıtlı mısın Yusuf? Kayıtlı. Evet. Buraya. Ben Bandırma Gazeteciler Cemiyeti'nin adına buraya geldik. 63 yaşındayım. 92 yılından beri gazetecilik yapmaktayım. Bir sürü bu amaçla gezdiğim iller oldu. Hemen hemen Türkiye'nin tamamını gezdim diyebilirim. 2002 yılında geldiğim Uzungöl'ün ve Ayder Yaylası'nın yapılanmasının, plansız yapılanmasından çok şey kaybettiğini gördüğüm için üzüldüm. Ama onu telafi ettim. Çünkü niye? Bu bölgeye hiç gelmemiştim. Yani Artvin'e gelmiştim ama buralara çıkmamıştım açıkçası. Çıktığımda çok harika bir yerde yaşadığınızı fark ettim. Yani şahit oldum diyeyim. Müthiş bir tabiat harikası buraları. Buralarının da o şekilde yapılanmayla yok edilmesine karşıyım. Tabi olarak kalması benim ve bütün Türk halkının, hatta dünyanın diyebilirim, kazanımları olacaktır. İki parmak buz tuttu. Herkes merak ediyor şimdi. Eriyince ne halde falan. Kırmış en son doğru bakıcısı. Ortasına kadar gittik, yürüdük geçen sene. Geçen sene. Halay çektik orada. Ateşin etrafında. Yani. Tabii. Dönün bakalım yüzünüzü. Yapıldı, hazır vaziyette duruyor ama yapıldığı yer özel bir şahs. Yüzüme gözükmemesin bir de boşu boşu. Mandır yok. Bir hafta canım, bir hafta peşinde. Takma kriki. Abi gel, bende de var. Bu ne be? Çıkıp aldım. Ekrem abi genelde iyi anlaşıyor da.